Bismillahirrahmanirrahim. Ve ahlul kebairi min ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem fin nari la yuhalladun. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinden buyan katta günahlarının ahilleri cehennem otida la yuhalladuna abadi kaldırılmaydılar. Yukarıda hem geldi bu mesele. Ahl-i sünnet ve cemaatin akidesi ki Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ümmetin içinden katta günah kıyanlar, zina, uğurlik, adam öldürüşlik, riba, sudhurlik. Çünkü o şey katta günahlarını kıyan olsa, ular kafir hesaplanmaganligi için günahkar, fasık, lekin mumindir, müslimdir. Şunun için cehennemde ebedi kalışmaydı. Lekin mutezile ve havariciler dedi ki yok, ular kafir buladı, cehennemde ebedi kalabildi. Ular da akidesiyen batıl, mezhebiyem yöleyen batıldır. Adeşken taifelerden olar. İzâ mâtu ve hum muvahhidûn. Bana tahavvî şart kıl yaptılar ki vakti ki ular muvahhid halatlarda ölseler. Şu günahkar adamlar hança günah kıygen bosa. Busun eğer tevhidde öle digen bosa Allah'a şirk giltirme digen bosa bunlar elbette akıbeti cennet buladı. Cehennemde ebedi yıkamaydı. Ve in lem yekunu taibin. Agarchi ular tavba qiluvchilar bo'lmagan bo'lsa ham, tavba qilmagan bo'lsa ham. Agar bir inson gunoh qilsa, qanchalik gunoh qilsa qilsin, Allohga tavba qilsa, tavba-i nasuha qilsa, Alloh uni kechiradi. Agar inson qanchalik gunoh qilgan bo'lsa, bo'lsin, Alloh taologa tavba-i nasuha qilsa, Alloh taolo uning har qanday gunohini kechiradi. Chunki tavba qilgan vaqtda bütün günahlarda keçirilişliği doğrusunda Kur'an-ı Hadis'te vaadeler etilingen. Allah ve Resulü'nün mene şu vaadesine göre Allah Teala bütün günahlarda keçirirdi. Eğer tavakı gelmese. Bunun meselesi bitti. Bunda insanlarda cennetke barışlığa biz zerre kadar şek şubha kımıyımız. Lekin eğer tavakı gelmese günahlarda kıldığı tevhidde Allah'a şirk giltirmedi ve tavba ham kılalmadı. Bunda insanlar Allah'ın meşiyetidedir. Şunun için İmam-ı Tahaviyyat yaptılar. Ular cehennemde ve diye kalışmaydı yaptı. Allah'ın ihtiyarı da haklese onları keçirip doğrudan doğru cennete girgizedi. Haklese günahı yarışı azap verip cehennemde azaplengenlerden ki günahlardan paklengenden ki cennete girgizedi. Şunun için tahaviyyat yaptılar. Ba'de en lekullaha arifine mu'minin. Ular Allah Ta'ala'nı tanıyucu haletleri de ve iman getirucu haletleri de ücretkenlerden kiyin. Yani Allah'ın huzuruna Allah'ını tanıyan halette ve mumin halette barışsa. Yani şirk getirmeyen halette. Kafir bulmayan halette barışsa. Neticeleri cennet buladı. Cehennemde ebedi yıkamaydı. وَهُمْ فِي مَشِئَتِهِ وَحُكْمِهِ اِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ وَعَفَ عَنْهُمْ بِفَضْلِهِ Ve onlar bu günahkar insanlar Allah'ın meşiyetidedir, hakşidedir ve Allah'ın hükmüdedir. Eğer haklese onları keçiredi ve uzun fazla bilen onların hatalardan ötedi. كَمَا ذَكِرَ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَبِهِ Allah Teala Nisa Suresi 116. ve 48. ayetlerde uzun zikir kıyanıdık. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ Ve Allah Teala şirkten başkasını hahlayan kulları için kesire dedi vaade bir yaptı. Şunun için İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'a dediler ki Kur'an'da insanlara en umid bahş, insanlarda en hursan kıladığı katta başarat ayeti mene şu ayettir. Çünkü Allah Teala bu ayette dedi ki Allah Teala şirkten başka bütün günahlarını kesire dedi yaptı. Bu cüde katta nimet bu. Hammaga umid beradigan. Çünkü hamma günahkar ojiz. Sahih hadislarda keladi. O'tgan ummatlardan bir kişi 99 ta odamni öldürdü. Günahni hamma turini qildi, qilmagan gunohi qolmadi. Keyin Alloh taolo unga tavfiq berdi-da, günahlardan tavba qilgisi keldi. Bir rohibning oldiga bordi. Shundan so'radi, men tavba qilsam, tavbalarimni Alloh taolo qabul qilarmikin deb. O rahib aytdiki, shuncha gunoh qilsan, 99 ta odamni o'ldiribsan, endi seni Alloh taolo tavbangni qabul qiladimi dedi.
Tavbeni kabul kimeydi dedi. Bunu gazabe geldi de rahipte hem öldürüp yüzde kıldı. Yüzde adamda öldürgen buldu. Yine biraz yürüdü de yine kalbi çidemedi. Allah onu hidayet kıl yaptı. Adamlardan soradı bir kette alın var mıdır? Yine bir rahipti göz açtı. Barıp soradı o rahip etti ki sen bilen Allah'ta ortası hiç kim kirel miydi? Elbette Allah-u Teala keçirerdi sen tabaksın dedi. Kim bu adam tavba kıldı? Allah-u Teala bunun günahını keçirdi. Hatta rahmet feriştiler gelip bu kişini cennetke alıp gittiler. Üzül hadisinin hulasası şu. Bunun göçeyen haberler Kur'an hadisinde köpetininken. Şirkten başka hemen günahta Allah-u Teala keçirerdi. Ve inşa'a azzebehum finnari bi'adlihi. Ve eğer Allah-u Teala haklese onlarını cehennemde uzun adli bilen azab biraz. Yani yukarıda fazlı bilen haklese bütün günahlarını keçirip cennetke kirgiz varadı azab vermezden. Haklese cehennemde azab biradı. Lekin azab verişliği Allah'ın adaleti bilen buradı. Çünkü bunlar cüde köp kemçiliklerine yol koydu. Sümme yuhricuhum minha bi rahmetihi ve şefaati şafi'in. Kiyin Allah Teala bu günahkarlarını cehennemden çıkaradı uzun rahmeti bilen. Ve şefaat kılıçlarının şefaati bilen. Bana şefaattan aldın Allah'ın rahmetini zikir kıl yaptılar. Allah'ın rahmeti bilen çıkardı bunlar. Allah'ın fazlı bilen çıkardılar. Fakat yine şefaatçilerin şefaati bilenmez. Eğer Allah rahmet kımese hiç kim şefaat kımaydı. Şefaat kılemen diyen takdirde hem hiç kendi faydası yok onu. Min ehli taatihi. Bu şefaatçiler kim? Taatı ahliden buyan. Yani Allah Teala'nın itaatı da, ibadeti de buyan insanlar. Yani peygamberlerine haslama yaptı. Çünkü sahih hadislerdekilerdi ki ferişteler hem şefaat kılardı. Peygamberler hem, avliyalar hem, ulamalar, şehitler, salih insanlar ve salih, takvali müminler. Bunlar hem şefaat kılışardı. Lekin delil bulmayan kişiye biz tayin kılıyımız yukarıdaki yandık. Mesela peygamberler doğrusu da delil var. Tayin kılıyımız Muhammed Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve şimdi ismi zikir kılıyan peygamberler elbette şefaat kıladı. Ferişteler hem ismi zikir kılıyan ferişteler de ayetemiz şefaat kıladığımız. Ve başka sahabeler, evliyalar, Kur'an hadisteki yiyen buse, delil buse, ulada şefaat kıladığımız. Lekin doğrusu da delil kemegen kişilerine yaşı güman kılamız ki hani İmam Bukhari, İmam-ı Tirmizi, bunlar hem şefaat kıladı inşallah diyemiz. Lekin kat'i halette etmeyemiz onu. Sümme yeb'asuhum ila cennetihi. Kiin Allah Teala onlarını cennetige cünetedi. Cennetige yubaradı. Cennetige kirişedi bunlar. Ve zelike bi enne Allah Teala tevalle ehle ma'rifetihi. Bunun sebebi Allah Teala Allah'ın ma'rifetini ehli buygen kişilerine dost tutgenliğidir. Allah Teala onlara iyi buygenliğidir. Allah onlara yakın buygenliğidir. Kim Allah'ını tanısa, Allah'a iman kildirse o Allah'ın dostudur. Yukarıda etti ki bütün müminler Allah'ın dostudur. Şunun için onlar cehennemde ebedi yıkama yaptı. وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ فِي الدَّارَيْنِ كَأَهْلِ نُكْرَتِهِ Ve müminlerini iki havlıda dünyada hem ahirette hem كَأَهْلِ نُكْرَتِهِ tanımayanlarının ahli diye kımadı. Yukarıda Allah'ın marifeti değildi. Yani bir de nükret. Nükret marifetinin tiskarısıdır, zıddıdır. Allah'ını tanımayan kişiler diye kımadı Allah-u Teala. Elbette Allah'a iman getirgenler Allah'a iman getirmeyenler de ki harbı mıydı ki? اَلَّذ۪ينَ خَابُ مِنْ هِدَيَتِهِ Yani Allah'a beygene bulgen kişiler şundaki kişiler ki Allah'ın hidayetinden mahrum buluştu. وَلَمْ يَنَالُ مِنْ وَلَيَتِهِ Ve onlar Allah'ın dostluğundan hiç neseye erişelmediler. Hemen neseden mahrum buldu. Onlar cehennemde ebedi utun buladılar. Kafirler cehennemde ebedi kaladı. Onlar cehennemden çıkmaydı. Bazı alimler kafirlere cüde uzun müddet azablengenler ki cehennemden çıkıp cennete kiredeydi. Bu batıl fikirdir. Bu caizmez bu. Bu ne doğru düşünce. Kafirler cehennemde ebedi kaladılar. Günahkar müminler günahı yereşe azablanıp kin çıkadılar. Sahih hadislerde Peygamberimiz Aleyhisselam dediler ki cehennemden en ahırı çıkadığın mümin kişini tanıyman dediler. Hemme tarafı yanıp otun göğüşüp koyan halette cehennemden sudralıp çıkadı. Allah izin bergenden ki. Zorga sudralıp cehennemde çigaretten taşkarıya çıkadı da kin Allah'a yanına başlaydı.
Yani aldın cehennemden çıkarsayın bas diye duruyordu. Cehennemden çıkkandan keyin karasa cennet tarafta bir darah görünedi. Etedi ki ya Rabbi şu darahta aldığı alıp barsayın bas. Başka hiç neyse soramayım ben dedi. Ki Allah sana onu o şey darahta aldığı alıp baradı. O darahın sayesinde oturadı. Bir de biraz dama gelden keyin cennet tarafı karasa yine bir darahtı görüldü. Etedi ki ya Rabbi şu darahta aldığı alıp barsayın bas. Keyin hiç neyse soramayım ben dedi. Allah etedi ki avalem şunu dedi kendim. Hazır indi o darahta aldığı cönetsem yine etesem. Dese o kişi etedi ki yok ya Rabbi. Şimdi hiç neyse soramayım ben. Şunu kabul kıyın. Tıp katlı gelin hadi. Allah-u Teala yine duasını kabul kıladı da o darahta aldı galiba hadi. Böyle diyen biraz dama geldi. Elbette bu darahlar birbirinden güzel. Yine cennet tarafı karası, cennet tarafta cennetki yine hem yakın o yerde, yine hem güzel bir darah. Yine yanın hadi bu. Allah dedi ki, sen her daim indi soramayım ben de yapsan, yine soru yapsan. Dese dedi ki, indi soramayım ben, şu ahriyesi bulsun deyiz. Şunu yıkılıp bir deçe darahlardan ötüp, ahırı cennetki yakın darahta oluyor. Kerette ki cenneti görüp kaladı. Etedi ya Rabbi cennetke kirgizseyen bas. Hiç neyse soramayım ben deyiz. Ki Allah Ta'ala onu cennetke kirgizdi. Cennetke kirgenden ki cennet halatını görüp bir taraftan hursan bulardı, bir taraftan hafe bulardı. Etedi ki cennet tolup kagendur. Hemme kirib o gemin en ahri gibi olup kirdim. Cehennemden en ahri gibi olup çıktım ben. Mingece kama gendur. Ya Rabbi minge az yine bir mülk verseyin bas. Yeterdi şu dedi. Ki Allah Teala dedi ki men senge bana şu dünyanın 10 beraber bugün mülkte verdim dedi. Al şu mülk seninki busun dedi. Dese kul hayran bu kaladı. Akıl işte bir kaladı. Men de bir günahkar. Yani bu hadis nihayet de çukur, nihayet de büyük bir hadis ki yani insaniyet tarihindeki bütün müminlerde en günahkarı bu. Yani hemen günah tıkan adam. Kalbide zerre kadar imanı var. Nihayet de az imanı bugün insan. Hiç kendi bir salih amel kımagan. Fakat yaman ameller kıyan. Lekin kalbide imanı bugünlük için Allah-u Teala onge dünyanın 10 beraber bugün mülkte bir yatı cennetten. Halik insan uzayam hayran bulup kalıp aklı işlemezden ya Rabbim ya seni kulim busam sen Rabbul alemin busayet beni mesele kıl yapsam mı? Dedi. Hicalet bulup. Şimdi Allah-u Teala külüp etedi ki yok ben seni masrafıma yetten dedi. Lekin beni rahmetim şu derecede büyük dedi. Senge ondan hem kette nimet veremem dedi. Ve senden razı buldum bundan ki senge gazap kımayım ben dedi. Bu cennette abadi kal dedi. Allah Teala o şekilde külerdi. Bu hali ki beni masrafı kılıyorsan mı diyen de. Peygamberimiz Aleyhisselam külerdiler. Sahabeler getirdiler. Nime külüyorsunuz diye soramıyorsunuz mı dedi. Sahabeler de nime külüyorsunuz? Dediler ki Allah Teala küldü dedi. Sahabelere bu hadisini rivayet kıyanda tabiinler getirdiler. Külüp durup, nimeye külüyapsız demesiler mi derdi. Tabiinler soruşardı ki, nimeye külüyapsızsa Resulullah şu hadisini rivayet kıyanda küldüler deydi. Bizi zamanımız gelince, yani bizi şeyhlerimiz hem şu hadisini rivayet kıyanda külüp durup rivayet kıyandılar. Yani tebessüm kılıp. Biz hem uzunumuzu şagirdlerimizge daim şu hadisini rivayet kıyasak şimdi külüp durup etmemiz. Çünkü Allah Teala küldü, Resulullah küldü, sahabeler küldü. Şu vakit geçe bütün muhaddisler bu hadisini külüp etip ediyordular. Şu hadislerge suyanıp durup ahli sünnet ve cemaat etedi ki günahlarının sebebinden biz imanda bugün, İslam'da bugün, ben İslam'da ben İslam'a mensup ben degen adamlarda kafir demeyimiz deyiz. Bu çok ağır mesele bu. Şu hadiste etiliyordurken mesela bu sahih hadistir ve bu hadiste etiliyen adam hayatı da yaşlılık kımagen adam. Hiçbir yaşlılık yok. Fakat kalbide zerre kadar imanı var halas. Bana şu insan dünyadaki bütün kafirlerden afzaldır. İmam-ı Tahavi bu mesele cüde büyük mesele, cüde katta mesele. Allah'ın nihayette büyük bir merhametine dalat kıyanlığını yaşlı bilgenliği için bana dua kılı yaptılar. Ve bizi en bir hayacan yekiltir yaptılar ki Allahümme ya veliyel islamu ahlihi sabbitna alel islami hatta nelqake bihi. Ey Allah'ım İslam'ın ve İslam ahlinin egesi. Bizlerini İslam'da sabit kıyın. İslam'da mahkem kıyın. Seni İslam bilen ücret günümüzye kadar. Seni huzurunda İslam bilen bar günümüzye kadar bizi İslam'da sabit kadem kıyın diye. Yani hayatımızdayım, hayatımız ahirdayım ve ahirette imanlık ve İslamlık bulup seni huzurunda